stenting for pulmonary circulation. Hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum organizasyon komitesine. Bu güzel organizasyonun bir parçası olmak gerçekten çok güzel. Sabah Ender arkadaşım sistemik sirkülasyonun duktusa bağımlı olduğu hastalarda stent takılmasıyla ilgili deneyimlerinden bahsetti. Biraz önce Ömer Bey duktusa ihtiyaç olmaması için gerekenlerden bahsetti. Tevfik abi ve Dr. Giovanni'nin işlemlerinden sonra bazen işimiz yarım kalabiliyor. Daha doğrusu hastanın satürasyonu istenilen ölçüde artmayabiliyor. Bu durumda bizim onlara bir şeyler yapmamız gerekiyor. Eğer Ömer Bey'in yaptığı işlerde yaramaz ve kaptopril ve pentolaminle bir başarı elde edemezsek cerrahiye gitmeden önce bir seçeneğimiz daha olduğunu biliyoruz. O da duktusa stent koymak, pulmoner sirkülasyona yeterli kan gelmesini sağlamak için. Hepimizin bildiği gibi duktus desenden aortayla pulmoner arter arasındaki bütün memeli fetuslarında bulunan bir yapı ve doğduktan sonra oksijen konsantrasyonunun artması, düz kasın kasılması, prostaglandin düzeyinin azalmasıyla birlikte anatomik olarak 12-24, fonksiyon olarak 12-24 saat içinde kapanıyor. Anatomik olarak da fibroz bir ligament haline 2-4 hafta içerisinde geçiyor. Eğer duktusun kapanmasıyla birlikte hayati bir tehlike oluşturacak ölçüde pulmoner kan akımı azalmışsa duktal bağımlı pulmoner sirkülasyondan bahsediyoruz. Bu en tipik örneği intakt ventriküler septumlu pulmoner attezi veya kritik pulmoner stenozda olduğu gibi. Genellikle bu tür hastalarda erken bir girişimle tam düzeltici işlemler yapmak en çok istenen şey ve gelişmiş cerrahi tekniklerle bu erken düzeltme birçok olguda gerçekleştirilebilmekte. Ancak erken cerrahinin mümkün olmadığı, mortalitesi ve mortalitesinin yüksek olduğu yeni doğan ve infant dönemindeki hastalarda bazen duktusun açıklığını idame ettirmek için prostaglandin kullanıyoruz. Eğer prostaglandin de yeterli süreyi bize sağlamazsa sonrasında aortopulmoner şant hepimizin tercih ettiği yöntem. Prostaglandin kullanmak için mutlaka bir intravenöz line lazım. Oral prostaglandin çalışmaları devam etmekle birlikte bugün için aktif kullanımda olanı yok. Aynı zamanda hospitalize etmek gerekiyor bu hastaları. Bir takım yan etkileri olduğunda hepimiz biliyoruz. Ateş, konvüzyon, aritmilere yol açabiliyor. Ayrıca cerrahlar prostaglandin kullanımından hiçbir zaman mutlu olmuyorlar. Özellikle kanama diyatezine yol açtığı için. Bilalok Tavsik şant, BT şant hepimizin bildiği gibi gerçek bir devrim konjonital kalp hastalarının cerrahi tedavisinde. Birçok hasta bu yolla palyate edildi. Bugün için dünyada en çok yapılan palyatif bir işlem. Yaklaşık 70 yıllık bir deneyime sahip olundu. Ancak onun da belli bir mortalitesinin ve morbiditesinin olduğunu biliyoruz. 2011 yılında yayınlanan bu yayında görüldüğü gibi 1270 hastanın esas alındığı bu çalışmanın sonucunda hastaneden çıkış mortalitesi ortalama %7.2. Özellikle bizim duktal stentimizin en çok yaradığı grup olan IVS pulmoner attezi grubunun mortalitesi BT şanttan sonra çok göze çarpışı %15.6. %15.6 bir mortalitesi olan bir işlem BT şant. O yüzden duktusu başka yöntemlerle açık tutup BT şanttan uzak kalmak akılcı bir yaklaşım gibi görünüyor. Ayrıca duktus implantasyonunun torakotomi gerektirmemesi, herhangi bir skar olmaması, bu hastaların özellikle birçoklarının, özellikle univentriküler tamir adaylarının ikinci ve üçüncü ameliyat gerektirebileceği için torakotomi skarının olmaması ve önceden operasyon geçirmemesi önemli. Ameliyat sayısını azaltmaları ve bir sonraki ameliyat için bize yeterli zaman sağlaması açısından oldukça akılcı bir yaklaşım gibi görünmekte. Gips ve arkadaşları ilk kez 1992 yılında denediklerinde az sayıdaki hastalar gerçekten ümit kırıcı. İşte fetal duktal spazm, sağ ventrikül serbest duvarının yırtılması, koyulan stentin embolize olması, istenilen yere stent koyulamaması, yeterince açık kalamaması, durasyonunun kısa olması gibi sebepler nedeniyle ilk sonuçlar ümit kırıcı. Ancak bazıları buna ısrarla devam ettiler ve günümüzde birçok merkezden tekli yayınlar çıktı. En son 2013 yılında multicentric bir sitede 3 merkezden Amerika, Mısır, İngiltere 3 merkezden bir çalışma yayınlandı. Multicentric tek çalışma bu bildiğim kadarıyla. Ve bu stent sonuçlarının geçen zamanla birlikte stent ve balon teknolojisindeki artışla birlikte konuyla ilgili tecrübenin artmasıyla birlikte stent sonuçlarının çok daha PDA'ya stent yerleştirme işleminin daha efektif ve güvenilir bir yaklaşım olduğunu iddia edildi.
Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Ancak buna rağmen işlemin hala birçok restriksiyonu, kısıtlaması var. Gerçekten oldukça tecrübe gerektiren ve tehlikeli bir işlem. PDA morfolojisine çok bağımlı bir işlem. Pulmoner arter anatomisinin önem kazandığı bir işlem. Yine fetal duktal spazm, migrasyon gibi komplikasyonlar mevcut. Ayrıca şu an için en önemli problemlerden birisi de koyulan stentin açık kaldığı süre. Eğer stent koymaya karar verirsek bu stenti bir şekilde stent koyacağımız duktusu bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Yine o duktusa stenti getireceğimiz bir yol olması gerekiyor. Çoğu zaman femoral arter göstermek için kolay olabilir. 4F1 şitle bunu halledebiliriz. Ama birçok vakada özellikle yürü ventriküler pulmoner atlezili vakalarda veyahut da kapağını perfore etmeyi başardığımız intak ventriküler septimli pulmoner atlezilerde veya stent ihtiyacı duyduğunu hissettiğimiz kritik pulmoner stenozlu hastalarda antegrat yolumuz olduğu için ve antegrattan femoral venden 5 French yeni doğanda pek tercih etmeyiz ama zorunda kalırsak 6 French şiti bile antegrattan femoral ven yoluyla getirmemiz mümkün. Nadiren aksiller arter veya karotid arter kullanmak gerekebiliyor. Özellikle vertikal duktuslarda karotid arter direkt gelmesi açısından ve direkt koyulan kısa şitten çalışması bakımından avantajları var. Ama belli bir tecrübe gerektiriyor. Bizim bu konuyla ilgili çok tecrübemiz yok. Buradan retrograttan öncelikle Berman'la duktusu gösterdik. Daha sonra da Batch French Guiding Katheterle hem gösterme işlemini aynı anda Y konnektörle yaparken stentle getirip stenti rahatlıkla açabildik. Ancak yeni doğan bir bebeğin femoral arterine 5 French kateter koymak çok istediğimiz bir şey değil. Gerçi bugün için elimizde 4 French long uzun şitler artık mevcut ve dolayısıyla 5 French guiding kateter yerine özellikle yeni doğanların femoral arterlerini kullanacaksak 4 French uzun şitleri kullanmak daha akıllıcı. Buradan bu sefer antegrat femoral venden Berman kateteri getirerek retrograttan sadece stenti getirerek gösterim sırasında stenti açabildik. Böylelikle femoral artere daha küçük bir şit koymak durumunda kaldık. Burada daha önceki hocalarımın anlattığı IVS pulmoner atlezinin delinmesinden sonra bu hastaların duktusları gerçekten bu iş için çok uygun ve bunlara BT şant koyulması durumunda mortalitenin de %15'lerde olduğu düşünülürse ve antegrattan bir kan kaynağınız olduğu için de bu hastalarda duktusun fetal spazmının da aslında sizin için çok büyük bir tehlike olmadığı, cerrahiye gidecek kadar bir zamanınız olduğu düşünülürse çok akılcı bir yaklaşım gibi görünmekte. Ayrıca duktusları bunların anatomik olarak da birazdan bahsedeceğim gibi daha uygun. Burada bir pulmoner atlezi VSD olgusu. Bunlarda aksileri veyahut da karotidi tercih edenler var ama burada antegrattan transparent olarak gelip koymak durumunda kalmışız. Guiding kateterle koyulduğu için de hem stenti getirip hem de göstermek mümkün olmuş. Duktal stenting açısından bakıldığında duktusları 4 anatomik yapıya ayırmak mümkün. Tip A kısa ve herhangi bir kıvrımı olmayan, tip B birazcık uzun ama bir kıvrımı olan, birden çok kıvrımı olan oldukça uzun ve daha çok ascendant aorttan çıkan, aortanın proksimal kısmından çıkan duktuslara tip C diyoruz. Buna bir de subklavyenden arterden çıkanlar eklenebilirse onu da tip D olarak ifade etmek mümkün. Burada yine kritik pulmoner stenozlu bir hasta. Antegrattan geliyoruz. Bunların kısa bir duktusları var. O yüzden biraz önce söylediğim gibi koymak mümkün. Buradaki kısmen uzunsa bile düz olduğu çok net. Ondan sonrakinin daha da kısa olduğu çok net bir şekilde görünecek. İşlem sonrasında satürasyonunuzun oldukça düşük olduğu görülürse özellikle Mazeli'nin 2011'deki IVS pulmoner arterinde aynı zamanda eş zamanlı stent koyulması işleminde triglisit kapak Z skoru -3'ün üzerinde olan yani oldukça düşük olan kompliansının kötü olduğunu eko ile düşündüğünüz satürasyonu işlem sonrasında yükselmeyen hastalarda eğer fentolamin ve ACE inhibitörleri de yeterince tecrübeniz yoksa ve onların problemi çözmeyeceğini düşünürseniz bu örneklerde olduğu gibi koyulabilir tabii ki. Burada tip B duktusa bir örnek. Bir tane bendi var ve hafifçe uzun. Nispeten desenden ortaya yakın bir yerden çıkıyor. Burada ise tamamen asenden ortaya oldukça yakın birden fazla kıvrımı olan tip C diyebileceğimiz bir duktus var. Buradaki stent yine antegrattan gelip kapatılmaya çalışmış. Ama resimde de gördüğünüz gibi konstriksiyonu özellikle pulmoner tarafında devam ediyor. Dolayısıyla ikinci bir stenti buraya getirip koymak gerekti.
Gördüğünüz gibi ikinci stent koyulduktan sonra resimde pulmoner tarafında kavrandığı görüldü. Hem aortik hem de pulmoner tarafın kavranmış olması stentin daha sonraki güvenliği için, açık kalmasının güvenliği için oldukça gerekli bir işlem. Burada tip D'ye bir örnek. Sol subklavyen arterden çıkıyor. Oldukça uzun. Oldukça uzun olan bu stentlerde tek bir kısa stent kullanmak tabii ki mümkün değil. Tamamını kavramayacak. Ayrıca çok uzun bir stent kullandığınızda da subklavyenin arterin oradan dönmesi pek bazen mümkün olmuyor. İki stent arka arkaya teleskopik şekilde kullanmak hem daha iyi bir konfigürasyon sağlıyor hem de stenti duksta taşırken daha az problem yaşamanıza sebep oluyor. O yüzden bu hastada teleskopik olarak iki stent yerleştirmeyi tercih ettik. Pulmoner anatomi açısından bakıldığında pulmoner arterler konfluan olabilir ve branç pulmoner arterlerde darlık olmadığı zaman bunlara kolaylıkla stent koyulabilir. Kolaylıkla koyulabilirden ziyade koyulmasında bir sakınca yok, koyulması önerilir. Non-konfluant olduğunda da stent koymanızda bir sakınca yok, koyabilirsiniz. Ama konfluant ve belirgin pulmoner arter stenozu varsa, PDA'nın pulmoner arteri girdiği yerde belirgin bir darlık söz konusuysa özellikle Mazeni ve arkadaşlarının bu konudaki önerisi orada proliferasyonun çok olacağı, stentin kısa bir süre içinde tıkanacağı, hatta bazı örneklerde o pulmoner arterin cut-off şeklinde kesilebileceği, o yüzden bunları da tercih etmemeniz gerekir diye belirtilmekte. Ancak özellikle her ikisine birden koyup onu örneklerde gelecek, onlarda da koymayı tercih edenler mevcut. Burada tek bir pulmoner arter sağda, stent örnek olsun için bunu getirdik. Soldaki pulmoner arter antegrattan akım almakta. Eğer tek bir pulmoner artere koyacaksanız stent diametrin belli bir ölçünün altında olması, mümkünse 3 milimetreyi geçmemesi tercih edilecek bir şeydir. Burada bilateral, bu üniventrikler tamire gitmek zorunda olan intrakardiyak patolojisi oldukça karışık. Pulmoner venöz dönüş anomalisinin eşlik ettiği ama obstrüktif olmadığı için cerrahi olarak erken dönemde düzeltmek zorunda kalmadığımız bir hasta. Her iki pulmoner arteriyle ilişkili PDA'ya stent koyarak bu hastayı Glenn operasyonuna kadar taşıyabildik. Ama 5 ay sonra stentin kendi çapının dahi restriktif bir hale geldiği görülmekte. Bu hastada biz özellikle sol pulmoner arterin başında darlık olduğu ve buraya koyduğumuz bir stentin proliferasyonu arttıracağı ve dolayısıyla daralmaya yol açarak sorun çıkaracağını düşündüğümüz için biz bu hastada stent koymamayı tercih ettik. Ancak bu case'de gösterildiği gibi her iki pulmoner artere ayrı ayrı guide wire yerleştirerek her iki pulmoner arter üzerinden, her iki guide wire üzerinden getirilen stentlerin simultane olarak aynı anda açılması ile birlikte hastaya stent koyulabilir. İkisini aynı anda açarak stentlerin ezilmesi de engellenmiş olacağından bu şekilde stent yapmak da mümkün. 8 ay sonra yapılan kontrol beta anjiyografisinde bu hastanın da Glenn'e gidebilecek kadar pulmoner arterlerin iyi geliştiği ifade edilmiş.